Türkiye'mizin dört bir yanında büyük sıkıntılar var. Milletimiz feryat ediyor. Yoksulluk, yolsuzluk, umutsuzluk aldı başını gidiyor. Milletin sorunlarına çözüm bulması gerekenler felç olmuş. Hükümet mefluç, kurumlar çalıştırılamıyor. Devlet büyük bir krizde ucube tek adam vesayet rejimiyle yasama, yürütme, yargı erklerinin hepsi saraya bağlanmış denetleyici, düzenleyici kurumlar fiilen ortadan kaldırılmış. Devleti kemiren parazitler bu elverişli ortamda hızla harekete geçiyorlar. Ülkeyi 19 yıldır yöneten kadroların evinde kavga başlayınca, evin reisinin elinden ipler kaçınca suç örgütleriyle mafya ile gayrimeşru ilişkilerinin yasak meyveleri birer birer ortaya dökülmeye başladı. Şimdi evin reisi bu yasak mahsulü sahiplenmek istemiyor. Bunlarla kaybedecek zamanımız yok diyor. E kaybedecek zamanı zaten kaybettiniz. Bu sizi sorumluluktan kurtarmıyor ki. Erdoğan şahsım hükümetine 128 milyar dolar nerede diye bütün örgütümüzle beraber sorduk. Döndü dedi ki 128 milyar dolar nerede diye soru mu sorulur? Siz hesap bilmiyorsunuz dedi. Deprem paraları nerede diye sorduk. Hesap vermeye zamanımız yok dedi. Şehitler için toplanan paralar nerede diye sorduk, cevap dahi vermediler. Şimdi mafya, siyaset, ticaret hattında borular patladı, yayılan kokular tahammül edilemez boyutlara ulaştı. Ekonomiyi, devleti bu hat kemiriyor. Ama şahsi hükümetinin bunlarla ilgilenecek zamanı yokmuş. Kavgalı evin ipin ucunu elinden kaçırmış reisi. Bununla ilgilense ne olur, ilgilenmese ne olur? Yeraltı örgütleriyle Bunların ele başlarını zaten evin içine doldurmuşlar maşallah. Artık bıra bırakacaklar bu işlerle kendileri değil, bu devletin bürokratları, bu devletin savcıları, bu devletin polisi, bu devletin hakimleri meşgul olacak. Bunların elini tutmasınlar. O zaman ortaya daha neler çıkacak göreceğiz. Erdoğan bunlarla ilgilenmiyorum diyecek, bunların hesabını vermekten kaçacak. Siyasetin gücü ve sermayesi itibardır. Bu gücü ve itibarı sağlayan da hukuktur. Büyük bir filozof bundan 1600 yıl önce adalet ortadan kalkarsa hükümet büyük soyguncu çetelerinden başka ne olur demiş. Genel Başkanımız bunlara defalarca hukukun üstünlüğünden vazgeçerseniz devlet organize suç örgütüne dönüşür dedi durdu. Ama bunlar dinlemedi. Bakın şimdi Suç örgütünün elebaşı çıkmış. Biz hepimiz aileyiz. Her suçta beraberiz diye konuşuyor. İşler buraya geldi. Ama bunların yüzü teflon tava. Hoca efendileriyle devletin adliyesini, askeriyesini, idaresini yerle bir ettiler. Millet devleti sokaklardan topladı. Allah affetsin diyerek işin içinden sıyrılı verdiler. Bugün evlatlıktan reddettikleri organize suç örgütü elebaşlarıyla da çok yol yürüdüler. Bu elebaşı AK Parti için mitingler düzenledi. Akademisyenlerin kanlarında banyo yapacağını söyledi. Erdoğan ile samimi pozlar verdi. AK Partili siyasilere çanta çanta para verdi. Yetmedi. AK Parti'nin propagandası için AK Parti'ye kahve verdi. Ama şimdi çıkmışlar içtikleri kahvenin parasını da millete ve muhalefete ödetmek istiyorlar. Yok öyle şey. Can çıkar, huy çıkmaz. Bunların huyu bu. Siyasi yüzsüzlüğün kitabını yazdılar. Zübüklüğün zirvesi bu olsa gerek. Demokrasilerde milletin iradesine saygı duymak, yapılanı ve yapılmayanı için hesap vermek esastır. Seçilmiş bir siyasetçi için hesap vermek milletimizin tevdi ettiği kutsal emanetin en doğal gereğidir. Bunları onlar söylüyor, biz söylemiyoruz. Devleti yönetenlerin hesabını veremediği her lokma haramdır. Hukuken de ciddi bir suçtur. Bu ülkede bir İçişleri Bakanı bir siyasetçinin organize suç örgütünden elebaşından 10 bin dolar aldığını söylüyor. O suç örgütü elebaşı bir AK Parti MKYK üyesine 10 bin dolar değil, çantayla para verdim diyor o AK Parti MKYK üyesi elçiye zeval olmaz diyerek birilerine özellikle yukarılara mesaj veriyor. Saray ve ailesinin evindeki kavga ayyuka çıkmış vaziyette. Şantaj, içeride birbirlerine şantaj almış yürümüş durumda. Milletin dertleri sahipsiz kalmış. Kibir hastalığına yakalanmış bir yönetim iflah olmaz. Milletin sesini duymaz, halini görmez, derdine derman hiçbir şekilde olamaz. Ne yazık ki bugün Türkiye'de yaşanan budur. Adalete yaslanmayan bir güç çürütür. Mutlak güç mutlaka çürütür. Bugün İçişleri Bakanı hakkında korkunç iddialar var. Bu iddialar AK Parti'nin iç işidir, ailenin işidir, evin iç işidir falan deyip geçiştirmek de mümkün değildir. Lağım patlamıştır. Etrafı koku sarmıştır artık kol kırılır, yen içinde kalır diyerek bu işleri geçiştirmek mümkün değildir. 10 bin dolar alan siyasetçinin adından başlayarak bu bakana sorulacak çok soru vardır. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulacağı yer bu devletin televizyonları veya AK Parti'nin disiplin kurulları değildir artık. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İçişleri Bakanı yürütülecek soruşturmanın selameti bakımından istifa etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak araştırma ve soruşturma komisyonlarında hesap vermek durumundadır. Çünkü suçu işleyen siyasi'dir. Onu onun için TBMM'nin bu pisliği, bu kiri temizlemesi gerekir. Kendini arındırması gerekir. Sonraki aşamada adliyede tamamlanır. Bunun da geçmişte örnekleri çoktur. 25 yıl önce bu ülkede susurluk skandalı patlamıştı. Dönemin İçişleri Bakanı bu skandalın beşinci günü istifa etti. Meclis daha bu skandalın haftasında soruşturma komisyonu kurdu. Yine 1998'de bir devlet bakanı bir mafya babasıyla telefon görüşmeleri ortaya çıkınca hakkındaki iddialar aydınlatılsın diye hem devlet bakanlığından hem de milletvekilliğinden istifa etmişti. 1999'da Türk Bank ihalesine mafyanın müdahale olduğu anlaşılınca dönemin başbakanı ve hazinenin bağlı olduğu bakan meclis soruşturma komisyonuna gelip hesap vermişti. Ama 25 yıl sonra Erdoğan şahsı hükümeti bugün ortalığa saçılan pislikler için 3 maymunu oynuyor. Yargı da onlardan geri kalmıyor. İçişleri Bakanı'na dönüp 10 bin dolar alan siyasetçi kim diye soramıyor. Söylemezsen bu suçtur. Suça ortaklıktır diyemiyor. Devletteki çürümeden ne yazık ki yargıda payını almış. Adalet Bakanlığı'nın çıtı çıkmıyor. Diğer yandan bir istinaf mahkemesi hakimi çıkıyor. Milyonluk bir araba var altında. Bu kullandığı arabayı savunmak için hakim ve savcıların yüzde yirmi sahip olduğu araçlar benim aracımdan daha pahalı diyor. Hakimlerimizin cüzdanlarıyla vicdanları arasında elbette sıkışmaması gerekir. Bunun için devlet gerekeni yapar. Ama milyonluk arabalara binen hakim ve savcılar varsa geceliği on binlerce liralık otellerde kalan hakimler savcılar varsa bu iş titizlikle soruşturulmalıdır. Biz hakimler ve savcılar kurulunu derhal göreve davet ediyoruz. Bu milyonluk araçların sahibi hakim ve savcılar kimler? Araştırılsın. Hakimler, hakimler ve savcıların dörtte birine bu soyun, bu suyun gözü nereden geliyormuş bulunsun. Bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Gereği de tabii derhal yapılmalıdır. Şunu kimse unutmasın. Sap döner, keser döner. Gün gelir hesap döner. Bugün hesabı vermeye zamanımız yok diyenler yarın sandıkta millete bu hesabı verirler. Değerli arkadaşlar, dünya üzerinde görülmeyen bir rejim uydurdular. Bu ucube vesayet rejiminde memnuniyet ve iltifat varsa Erdoğan'a, şikayet ve suçlama varsa o da bize, muhalefete. Yetkileri çok, sorumlulukları hiç yok. Az düşünen ama çok konuşan Erdoğan, yaptıklarının hesabını vermeyen dünyanın en keyifli yöneticisi. Erdoğan yine sorumluluklarını unutuyor. Yine çok konuşuyor. Bu defa da çıkıyor. Neymiş millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz doyuru verin diye bize yolluyor. Maşallah bizim saraylılar Fransa'daki saraylıları hiç aratmıyorlar. Bunlar halkın dertlerinden kopmuş, nobran, küsta, kibirli saray yönetiminde doğal olan bir takım konuları artık bunlarda da görüyoruz. Ne güzel diyor atalarımız? Aç doyar, aç gözlüler doymaz. Duran, uçan, kaçan saraylarınızda itibardan tasarruf olmaz deyip keyif süreceksiniz. Sonra da muhalefete dönüp açları buyurun, siz doyurun diyeceksiniz. Biz belediyelerimizde zaten vatandaşlarımızın yanındayız. Ama milletimiz belediyelerimizi durdurmak için, milletimize yardım etmelerini önlemek için sizin neler yaptığınızı daha hala unutmadı. Halkın ekmeğine bile düşmanlık ettiniz. Şimdi de biz kendisine soruyoruz. Bu ülkede hükümet yok mu? Kim bu açlığın yokluğun sorumlusu? Hükümet değil mi? Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Milletin sırtındaki yük sayenizde her gün daha da ağırlaşıyor. Millet eziliyor. Yapılacak tek şey var. Getirin sandığı. Kapansın artık haram kapıları. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında kurulacak Halil İbrahim sofrasında tüm milletimize yer var. Bu ülkenin kaynakları yeter. Yeter ki bu ülke iyi yönetilsin. Yeter ki harama el uzatılmasın. Yolsuzluk varsa yoksulluk da olur açlık olur, sefalet olur. Bu ucu rejime geçtikten sonra iki yılda yoksullarımızın sayısı 3 milyon 232 bin kişi artmış. Bugün 10 milyon 171 bin yolsuzumuz var, yoksulumuz var. Bu rakam benim değil, Dünya Bankası'nın rakamları. Bunların beslemeleri lüks arabalarda burunlarına pudra şekeri çekerken millet evine bir kilo toz şekeri bile götüremez hale geldi. Saray yanaşmalarının evine bir değil, iki değil, üç değil, dört ayrı yerden maaş girerken millet evine bir maaşı bile götüremiyor. Saray sosyetesinin çocukları daha kırk yaşlarını görmeden dolar milyoneri oluyor. Milletin emek emek okuttuğu çocukları kırkında anasının babasının eline bakıyor. Dün Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı. 2018 Nisan ayından 2021'in Nisan ayına yani Erdoğan şahsım hükümetinin iş başına geçtiği dönemde gerçek işsizlerimizin sayısı 4 milyon 635 bin kişi artarak 9 milyon 517 bin kişiye çıkmış. İşsizlerin sayısı yani buna baktığımız zaman 3 yılda 2'ye katlanmış. Şimdi bu başarı mı? Bu iyi yönetmek mi? Yine bu dönemde bırakın istihdam yaratmayı yani işsize iş imkanı yaratmayı işi gücü olan 867 bin yurttaşımızın işini bitirmiştir. İşsiz kalmış. Bir ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyen yurttaşlarına ne kadar iş ve istihdam sağladığıyla ölçülür. Bunlar bırakın iş yaratmayı, iş imkanı sağlamayı millete Milletin olan işini de ellerinden almıştır. Sadece işsizlik mi? Hayat pahalılığı da milletimizi ezip geçiyor. 2018'in Nisan ayında gerçek işsizlik oranı ve yıllık enflasyon toplamından oluşan sefalet endeksi değer olarak 27 idi. Bu yılın Nisan ayında 43'e çıkmış. Sefalet endeksi bu. Milleti bu hale düşürenler, ülkede sefaleti katlayanlar Şimdi çıkıyorlar ben koltukta oturayım ama sorunları muhalefet çözsün diyorlar. Yine bu ülkenin geleceği gençlerimiz ne bir işte çalışıyor ne de bir okulda okuyor. Taşı sıksa suyunu çıkaracak 5 milyon 700 bin gencimiz ev genci olmuş evlerinde oturmuşlar analarının babalarının eline bakıyorlar. Gençlerimiz bu ülkeden umudunu kesmiş. Her iki gencimizden biri artık ben gelecekten umudumu kestim diyor. Her on gençten dördü hayatını artık başka bir ülkede devam ettirmek istediğini söylüyor. İki gün önce Siirt'te daha 25 yaşında genç bir evladımızın söyledikleri hala kulaklarımda. Bizim artık bir beklentimiz yok. Umudumuz kalmadı. 25 yaşındayım. Ağacı tutsam kökünden çıkarırım. Boşta oturuyorum. Evime giriyorum, çocukları görüyorum, psikolojim darman duman. Gençlerine umut vermeyen bir ülke geleceğine de umutla bakamaz. Erdoğan şahsı hükümeti sadece gençlerimizin değil, esnafımızın da umudunu çaldı. Psikolojisini bozdu. Dün Muş'ta bir esnafımız 16 aydır iş yerimizi açamadık. Aldığım destek 16 ayda 500 lira. Cumhurbaşkanı gelsin 500 lira biz verelim. Bakalım geçinebiliyor mu? Banka kredilerini ödeyemiyoruz, erteliyor faiziyle ödeyebilsem zaten borcumu öderim diyor. Şu salgın döneminde 5 tane yandaş müteahhide geçilmeyen köprü ve yollar için bütçeden 21 milyar lira kaynak ödemişler, ayırmışlar. Ama aynı bütçeden milyonlarca yurttaşımıza vere vere 10 milyar lira hibe vermişler. Çiftçi deseniz onun da durumu farklı değil. Mazot, gübre, tohum, ilaç fiyatlarının altında ezilen çiftçinin ürünü tarlada para etmiyor. İki Trakya büyüklüğünde tarım alanı artık ekilmiyor. Çiftçi isyan edip ürününü sokağa dökerken millet yangın yerine dönen pazarda tezgaha yaklaşamıyor. Dün Muş'ta gördük. Besicimiz yem fiyatlarında frensiz artışa mağlup olmuş. İşi bıraktım diyor. Yem fiyatı süt fiyatını aşmış. Yani normal olarak bir litre süt satıp bir buçuk kilo yem almanız lazım. Şimdi bir litre süt sattığınızda 800 gram yemi ancak alabiliyorsunuz. İnekler kesime gitmeye başlamış. Et fiyatları besiciyi de kasabı da milleti de yakıyor. Besici bu fiyatlarda yaşayamam diyor bu fiyatlarla. Kasaplar ben diyor bu fiyatlarla et satamam diyor. Vatandaş da eti vitrinlerde seyredir hale, seyreder hale geliyor. Tarım kanunu ortada. Milli gelirin en az yüzde biri kadar çiftçiye destek vereceksin diyor. Kanunen ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen toplam 212 milyar lira devletin borcu olarak çiftçiye duruyor. Buradan açıkça sesleniyoruz. Bu destekleri ödeyin. Şimdi tam zamanıdır bir an evvel ödeyin. Ülkeyi çaresiz bırakmayın diyoruz. Ama Erdoğan şahsi hükümetinin evdeki kavgadan bizi duyacak, milletin halini görecek durumu yok. Erdoğan şahsi hükümeti çiftçiye borçlu, çiftçi bankaya borçlu. Banka borcunu ödeyemeyen çiftçi evi, tarlası, traktörü hacze gidecek diye uyku uyuyamıyor. Çiftçinin borcuna maşallah Ziraat Bankası şahin ama yandaşın borcuna ses dahi çıkaramıyor. Buradan bir defa daha söylüyoruz. Milletimiz Erdoğan şahsi hükümetine notunu vermiştir. Sesini duymayanlara, halini görmeyenlere, kendisiyle alay edenlere dersini vermek için, tasdiknamesini vermek için önüne gelecek sandığı sabırsızlıkla beklemektedir. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni bir devlet kurduk. Yeni bir ekonomi ve sanayi inşa ettik. Biz inşa ettik. Çok partili demokrasiyi biz getirdik. Ülkemizi sosyal devletle biz tanıştırdık. Toprak işleyenin, su kullananın biz dedik. Altı okumuzda milliyetçilik ilkemizi Ege'nin serin sularına, Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına biz yazdık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ise Cumhuriyetimizi gerçek bir demokrasiyle taşlandıracağız. Şimdi bu AK Parti sözcüleri bu sistemden geriye doğru gitme olmaz falan hayrola. Milletimiz istediği gün bu sistem biter. İnsanın insana kulluğuna son vereceğiz. Artık devlet millete değil, millet devlete ve devleti yönetenlerine, devleti yönetenlere hesap soracak. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemize en ağır krizlerden kısa sürede çıkarmasını bilen kadrolarıyla göreve hazırdır. Örgütüyle göreve hazırdır belediyeleriyle göreve hazırdır. Biz ülkemizi üç yeni dediğimiz yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar eliyle ve dört ayaklı bir stratejiyle ayağa kaldıracağız. Ankara'da, Polatlı'da. Yine ekonomi masasının bir gezisi sırasında bir üreticinin, bir soğan üreticisinin söylediği gibi. Milletimiz artık kral değil. Kural istiyor, kural. Devletler kurumlarıyla var olur. Erdoğan şahsım hükümeti tüm kurumlarımızı çökertti, yerle bir etti. Biz bin yıllık devlet tecrübemizi çağın gerçekleriyle, gerekleriyle de harmanlayarak yeni kurumlarla devleti ayağa kaldıracağız. Tüm bunları yapmak için elbette yeni kadrolara ihtiyaç var. Bu metal yorgun hükümetin artık bu ülkenin insanlarına verecek hiçbir şey kalmamıştır. Görevde kaldıkları her dakika milletin sırtında daha da ağırlaşan bir yüke dönüşmektedir. Bu yüzden biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında milletimize güven verecek, umut verecek, umut etme cesareti verecek kadrolara, yani Cumhuriyet Halk Partisinin kadrolarına ihtiyaç var diyoruz. Dört ayaklı stratejimizin ilk ayağında hukuk devletini, demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığını yeniden ayağa kaldırmak, can, can ve mal güvenliğini sağlamak var. Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle dünyaya örnek bir demokrasiyle cumhuriyetimizi bir defa daha taçlandırmaya hazırız. Stratejimizin ikinci ayağında küresel pazarlardaki yarışma gücümüzü, üretimimizi ve gelirimizi arttıracak politikalarımız var. İşsizliği azaltacak, ülkede katma değeri arttıracak, yepyeni bir büyüme anlayışını harekete geçirmeye, hayata geçirmeye hazırız. Stratejimizin üçüncü ayağında artan refah ve gelirin adil paylaşımı var. Büyümeden ve refahtan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla tüm fakirleri, tüm ihtiyaç sahiplerini garip gurebayı kucaklayacağız. Ve stratejimizin dördüncü ayağında tüm bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için çevresel, ekonomik ve mali sürdürülebilirliğe dikkat edeceğiz. Bu arada bir soru sormak istiyorum. Belediye başkanlarımız burada. Ergene'yi bizim belediyelerimiz kirletiyormuş. Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Doğru mu? E tabii ki doğru değil. Şaka gibi yani adeta. Hem parayı bizim belediyelerimiz ödeyecek, hem arıtmaları yapacaksınız. Hem kendileri arıtmaları yapacak. Ondan sonra da Ergene'yi biz kirletiyor olacağız. Ama bir başka bir şey daha var. Buradan Trakya'dan söylüyorum. Trakya'yı Anadolu'dan ayırma, emperyalistlerin emellerine peşkeş çekme, Marmara Denizi'ni bitirme projesi olan talan İstanbul'a tek kuruş dahi koklatmayacağız. Bir kere daha buradan ifade ediyorum. Biz hazırız. Örgütlerimiz hazır. Yönetimimiz hazır. Genel başkanımız hazır, milletimiz hazır. Buradan genel başkanımızın sözleriyle bir kere daha sesleniyoruz. Artık vakit tamam. Seçim zamanıdır bu zaman. Milletten korkma, sandıktan kaçma Erdoğan. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.